heyeti bizi ziyarete geldiler, İyi Parti'yi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sebebi ziyaretleri, tabii bu arada Türkiye'yi de değerlendirdik. Son dönemdeki hadiseleri, ekonomik, dış politik ve iç politikaya dair konuları da değerlendirdik hep birlikte. Demokrat Parti, Türkiye'nin sağduyu hareketi diye kuruluş yıl dönümü için bir toplantı tertiplediler ve bizleri davet etmeye geldiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı bir görüşme oldu. Arkadaşlarımızla birlikte yaptırdığımız değerlendirmelerden çok istifade ettik. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Çok sağ olun. Buyurun. Sayın Genel Başkanım, çok değerli basın mensupları. Öncelikle ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Derinden nefes almaya ihtiyacı olduğumuz bir dönemde sorumluluk duygusuyla siyaset yapan kurumlar, aktörler olarak zaman zaman hem karşılıklı iyi niyet paylaşımı, elbette de ülkenin can alıcı, can yakıcı meselelerinde bu vesileyle konuşma imkanı bulduk. Ben de o açıdan Sayın Genel Başkan'ın şahsında tüm İyi Parti heyetine, İyi Parti camiasına teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Çok kısaca ifade etmem gerekirse, dar bir rekabet alanına sıkışmış bir Türkiye siyaseti yok. Daha da derinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 80 yıllık varlığı adeta bir devri sabık muamelesine tutulmuş. Ele geçireceğiz diyerek çıkılan yolda bu ülkenin, bu devletin sistematik bir çöküş yaşadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Açık yürekle haykırmak isterim ki dört nala bu ülke felakete gidiyor. İktidarın manyetiğinde olan bir kesimlerin aklı felç edilmiş, iradesi felç edilmiş bir kesimin ölürcesine savunma gayretlerine rağmen Türkiye'de iktidarın hezeyanlarını bir tezmiş gibi 84 milyon üzerinde deneme gayretlerini ülkeyi getirdiği yerin daha büyük felaketleri önümüzde yaşayacağımız manasına geldiğini görüyoruz. Sayın Genel Başkanlığı ve heyetiyle bu endişelerimizi de beraberinde paylaştık. Tabii Türkiye'nin önünde çok tarihi bir rota var. Türk demokrasinin en zor sınavıyla karşı karşıyayız, en zor seçimiyle karşı karşıyayız. Türkiye'nin önündeki seçim demokrasiden yana mı, yoksa Arap bahası dediğimiz bir bağıs rejiminin Türkiye'de daha da yerleşik hale geleceği bir güzergah mı? Türkiye'nin önündeki çok net tercih budur. Cumhuriyetin sadece cumhuriyetle değil, bir imparatorluğun bakiyesi olarak Tanzimat'tan meşrutiyete, ikinci meşrutiyete, cumhuriyete, çok partili hayata, bu tarih eşiklerde olduğumuz gibi özellikle muhalefette bugün ortak bir irade koyan, bu ülkenin bu endişelerini azami düzeyde seslendiren, ifade ettim, altını çizdim, sorumluluk duygusuyla siyaset yapan aktörlerin bu gerçek üzerinden hareket etmemiz gerektiğini bir kez daha kamuoyunda sizlerle paylaşmak isterim. O açıdan milletimizin ümidini hep beraber yarınlara taşımak gibi bir sorumluluğumuz var. Önümüzdeki sürecin tüm siyasi partiler açısından da böyle bir mücadeleye geçeceğini görüyoruz. Biz 7 Ocak 1946'da demokrasi şafağını söktüğü gün, önümüz Cuma günü bir kutlama programımız da var. Vesileyle Sayın Genel Başkan davetiyemizi de takdim ettik. Tekrar her zamanki kabulleriyle, hüsnü kabullerine, heyetimiz adına, şahsım adına, tüzel kişiliğimiz adına, Demokrat Parti adına tekrar minnet duygumu ifade ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum bu nazik davetiniz ve ziyaretiniz için. Çok teşekkür ederim. Sorunuz varsa alabiliriz arkadaşlar. Tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. Muhalefeti kastederek de sokaklara dökeceklermiş. 15 Temmuz'da sokaklara dökenlere ne yapıyorsunuz? Yani sokaklara dökülürse Cumhur İttifakı olarak ülkeye kadar gideceğiniz eve kadar kovalarız dedi. Bu açıklamaları nasıl değerlendirdiniz? İsterseniz buyurun. Veya ben de başlayabilirim. Peki. Şimdi benim bildiğim Millet İttifakı bünyesinde 4 siyasi parti, 24 Haziran'da vardık. 31 Mart'ta 2 siyasi parti, sonra 2 siyasi parti daha kuruldu. Muhtemel Millet İttifakı'nda
altı siyasi parti olabilir gibi bir durum var. Ama ben 24 Haziran'a göre konuşayım. 24 Haziran'ın dört siyasi partisi ki iki genel başkan buradayız. Ben böyle bir çağrıda bulunmadım. Sayın genel başkanım da öyle bir çağrıda bulunmadı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne söylediklerine dün o konuşmayı dinledikten sonra baktım, onda da yok. Sayın Temel Karamollaoğlu beyefendi de bu arada yok. Bu arada kendisine COVID dolayısıyla geçmiş olsun dileklerimi aracınıza iletmek isterim. Diğer siyasi partilerin genel başkanlarında da yok. Şimdi sokakta mücadele etmek, sokağa dökülmek gibi bir kelime, cümle kimsenin ağzından çıkmamış. Ve bir cumhurbaşkanı ve AK Parti'nin genel başkanı, bir partinin de genel başkanı olan kişi çıkıyor, diyor ki sokağa döküleceklermiş, meydanlara ineceklermiş, inin de görelim. Nereden baksanız acayip, nereden baksanız saçmalık. Ben Sayın Erdoğan'a derhal bir psikiyatriste görünmesini tavsiye ediyorum. Çünkü halüsinasyon gören bir kişinin muhtemelen tavrı böyle olur. Bunun dışında bir seçime gidiliyor. Ben ve arkadaşlarım 24 aydır esnaf geziyor. İlçe ilçe, il il, dükkan dükkan esnaf geziyoruz. Sayın Genel Başkanımız ve arkadaşları benzer bir çalışma yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu hem şehirlerde kanaat önderleriyle bir araya geliyor, hem mitinglere başladılar CHP olarak. Yani bunun içerisinde illegal, vatandaşı sokağa davet eden, yani buyurun kavga çıkaralım diyen bir tavır, dil yok. Bunu da bir kenara koyduktan sonra gelelim 15 Temmuz'a. 2010 referandumu olmasaydı, 2010'da kendi seçmenlerini polarize etmek, kutuplaştırmak, bir arada tutmak gibi bir gayretin neticesinde o referandumu yapmamış olsalardı 15 Temmuz olmazdı. 15 Temmuz'da bu millet devleti hem köprüden hem sokaktan topladı. 15 Temmuz'da gençler, her siyasi partiden yaşlısı, genci, kadını, her siyasi görüşten insanlar sokağa çıktılar. Benim Sayın Erdoğan'ın buyurun dediği, Sayın Hande Hanım'la yaptığı görüşme saat 12-15 civarındaydı ve 12-05 civarındaydı. Halbuki saat 10.30'dan itibaren insanlar köprüye ve sokağa çıktılar. Demokrasi, hukuku, cumhuriyeti, cumhuriyetin kazanımlarını, kısaca devleti millet korudu. Dolayısıyla milletin 200'ün üstünde 241 civarında şehidin olduğu, can verildiği, binlerce yaralının bulunduğu bir millet tutumunu, milletin davranışını, milletin cumhuriyete, devlete sahip çıkışını bu şekilde bir siyasi yapının taraftarlarının sokağa çıkması gibi değerlendirmeyi de devlet ciddiyetiyle, devlet insanlığı ciddiyetiyle bağdaştıramadığımı da söylemek isterim. Teşekkür ederim. Evet, çok. İki sebebi var. Birisi yapısal, birisi konjonktürel. Konjonktürel olan gezi olaylarından itibaren Sayın Erdoğan'da da siyasi zihniyetlerinde de bir büyük travma var. Yine bir sokak ta kitlelerin kendilerine karşı kuvvetli bir itiraz geliştireceği ve buna karşı bir endişeleri var. İkinci boyutu ise çok daha temel bir anlayış. Tağut rejimi diyerek, demokrasi küfür rejimi diyerek dünden bugüne anlamlandırmış, 40 yıldır bir ifsat merkezi gibi bunun propagandasını yapmış bir zihni kalıba sahipler. Bugün de geldiğimiz noktada demokrasiyi konjektürel bir program olarak anlayıp uyguladıklarını gördük. Demokrasi ve hukuk onların lehine işliyorsa kabulleri, onların lehine işlemiyorsa hiçbir şekilde kabulleri değil.
demokrasi ufuklarını da ülkeyle ilgili kalkınmadan eğitime her sahadaki ufuklarını da gördük. O açıdan yollar yürümekle aşınmaz diyen Türkiye'de siyasetimizin çok başat liderleri gelmiştir. Sayın Demirel'i, Cumhurbaşkanımız Demirel'i bu vesileyle tekrar rahmetle yad edelim. Bu rahatlıkta zihin ve karın genişliğinde olmak lazım. Sayın Genel Başkan da altını çizerek ifade ettiler. Kimsenin sokağa çıkın diye bir çağrısı yok. Ama sokağa da çıkar insanlarımız. Anayasaca teminat altında alınmış temel hak ve hürriyetlerini kullanmak için birilerinden izin alacak değiller. İktidarın söyleyecek sözü kalmaması dolayısıyla kitleleri kontrollü bir şekilde sokağa çıksın, elimize aldığımız, şubemiz haline getirdiğimiz yargı başta olmak üzere kolluk gücüyle beraber on parmaklarında on kara söyleyecek söz bittiğinde FETÖ'cülükten PKK'lığa, PKK'cılığa bu tür ithamlarla kriminalize edelim, bu işin içerisinden çıkalım. Şunu biliyoruz. FETÖ'yle de işbirliği yapma imtiyazı Sayın Erdoğan'da, PKK'yla da işbirliği yapma imtiyazı Sayın Erdoğan'da. O açıdan çok endişe verici, biz iktidarın bu yanlış tutum ve davranışlarına, söz, hareket ve tutumlarıyla bir değer yargısı yaratan, hele hele Cumhurbaşkanlığı düzeyinde bu dilin bu ülkeye de yakışmadığı kanaatindeyim. Bu ülkenin bu kadar kötülüğü hak etmediği de kanaatindeyim. Evet. Efendim, ekonomiyle ilgili de çok kısa iki sorum olacak ama müsaadenizle. Dün yine Cumhurbaşkanı Erdoğan en kötüsünü geride bıraktık dedi. Daha önceki dönemde de eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak en kötüsünü geride bıraktık demişti birkaç kez. En kötüsü geride kaldı mı yoksa daha ileride mi? Habire en kötüsü denildiğine göre bitmeyen en kötüler durumundayız. Daha büyüğü geride demek ki. Evet, böyle dedikçe endişemiz daha da katmerleniyor. Sayın Bakan'ın açıklamaları var, iktidar yöneticilerinin açıklamaları var. Artık söz manasını yitirmiş, çünkü icraat ortada. Dilinden dökülenlerle amel etmemiş, karşımızda zaten bir iktidar var. Sözlerin başında da ifade ettim. Türkiye maalesef dört nala bir felakete gidiyor. Ekonomik alandan başlayarak tüm toplumsal sahaya yansıyacak pek çok olumsuz sürecin önümüzde olduğunu görüyorum. Kötü günler geçmedi, daha kötü günler önümüzde. Son olarak efendim, Nurettin Nebati bugün sabah bir Hazine Maliye Bakanı bir basın toplantısı yaptı, daha doğrusu müsiatla görüştü. Orada şöyle bir sözleri var efendim. Yeni ekonomi modelinden bahsederken müsiat gibi kazancı helal yoldan kazananların bizim dilimizi çok daha iyi anlayacağı konumdayız dedi. Bu sözlerle sizce ne demek istemiştir Hazine Maliye Bakanı? Ben Sayın Bakan'la ilgili bugün İYİ Parti olarak kanaatlerimizi serdettim, belirttim grup konuşmamda. Ama bu ayrıştırıcı dil çok ayıp bir dil. Ama bu helal kazanç kavramı güzel bir şey. Kendileri açısından önemli. Aynı Sayın Nebati aynı zamanda da bir iş adamı biliyorsunuz. Tekstil işiyle uğraşan bir ailenin mensubu. Umarım kendileri de bu helal kazanca uyuyorlardır. Ama bakan olduğu dakikadan itibaren şimdi devlet hazinesine hükmediyor. Bizlerin vergilerinin toplandığı hazineye hükmediyor. Yani 5 maaş alan danışmanlar, 11 maaş alan bürokratlar, onlar helal kazancın neresinde? Sayın Bakanım buna cevap vermesini çok isterim doğrusu. Evet. Teşekkür ederiz. Tabii, çok kısaca tabii, ifade edeyim ben. Özür dilerim. Çok evet. İfade edildi. Memur sen temsil ettiği kitlelerin memurlarımız adına hükümetle müzakere yetkisi kendisindeydi. Yaptığı müzakere ortada. Müsiyatta ben açık yürekli ifade ediyorum. Sivil organizasyonlar değil, maalesef bir iktidarın aparatına dönüşmüşler. Sadece buralar değil, Türkiye'de örgütlü tüm yapılar maalesef bu yaşanan sürece, yanlışa, bu değirmene su taşıdılar. Kendilerini kandırma hakları olabilir ama temsil ettiği kitlelerin hak ve hukukunu temsil etmek ve gereğini yapmak gibi bir sorumlulukları var. Tabii bir aidiyet dairesindeler. Algıya hizmet etmek adına yapılan açıklamalar var. İktidara tavsiyemiz algıya emek, akıl, zaman, para harcadıkları kadar bu ülkenin gerçeklerine emek, akıl, zaman ayırsınlar ve harcasınlar.
Evet. Sayın Genel Başkan, çok teşekkür ederim. Evet, burada Sayın Genel Başkan. Evet.